Hepinize günaydın. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Böyle ev çöp yığınına dönmüşken dedim ki size hemen bir bitenler çekeyim ve şunları bir an önce atayım. Daha bunun bir iki katı kadar da saç malzemesi var. Onu da ayrıca saç ürünleri bitenler diye yorumlarız diye düşündüm. Neyse, hazırsanız başlayalım. Drop it. Benim yıllardır kullandığım, şöyle göstereyim, yıllardır çok severek kullandığım miseler temizleme sularım yüzüme alerji yapmıyor asla. Garnier'den başka da hiçbir şey kullanmıyorum. Zaten biliyorsunuz çift fazlı olanı kullanıyorum, gülüsünü kullanıyorum, aloe veralısı olanlar var falan, onları da kullanıyorum. Gerçekten çok memnun kaldığım bir ürün. Bu çift fazlı değil. Pembe olan, zaten pembe başlıklı. Normal günlük makyajlarınızı çıkarabileceğiniz, eskiden uygun fiyatlıydı. Şu an indirimde kollamanız gerekiyor. Ama zaten aldığınızda aylarca kullanacağınız için bence fiyat performans ürünü. Zaten bir yani 100 lira falan değil arkadaşlar. İndirimde 30 küsür falan alırsınız. 20 küsür, 10 küsür falan. Biz eskiden tabii 10 küsür alıyorduk. Orası ayrı bir şey ama neyin fiyatı artmadı ki? Bunun da tabii ki arttı. Bir şey diyemiyoruz. Keşke fiyatları iyi olsa. Arada Garnier bana hediye olarak gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama tabii hepinizi düşünürsek fiyatlar birazcık uçmuş durumda. Ama dediğim çok pahalı değil. Fiyat performans ürünü gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Waterproof makyajları çıkarma. Günlük makyajlarınızı temizlemede çok çok iyi bir ürün. Diğer ürün ise şu Atomi'nin post olarak paylaşmıştım sanırım. Ballı olan mı? Propolis'le. Aynen. Diş macunu. Bunu da çok severek kullandım. Özellikle o zaman ağzımda çok fazla yara vardı. O ağız yaralarına çok çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Yani kullanmadığım zamanlarda ağrım artıyordu. Bunu kullandığımda ağrım azalıyordu. Değişik bir şekilde satan, bana gönderen kişiyle iletişime geçtiğimde de bunun olabileceğini söylemişlerdi. Zaten diş ağrısını geçirme etkisi var. İçerisindeki işte propolislerden, ballardan falan kaynaklı diye düşünüyorum. Atomi markasının, bakmak isteyenleriniz bence bakabilir. Normal bir diş macunu. Tabii diğer diş macunları gibi ağzınızda tuhaf ve naneli bir etki bırakmıyor. Onu da söyleyeyim. Gratis'in yıllardır kullandığım Be Beauty'nin asetonu. Bunun fiyatı çok arttı bence ya. Ya bence birden çok arttı. Çünkü biz bunu 3 küsüre falan alıyorduk hani indirim dönemlerinde. Şu an 10 küsüre falan çıktı. Şey, indirimsiz fiyatları falan hele dehşet yani. Belki size çok çıkmış gibi gelmiyor olabilir tabii ki. Ama yani daha önceden aldığım fiyatları bildiğim için bana fazla geliyor arkadaşlar. Ama var ya, glitterli ojelerinizi, işte böyle gerçekten çok kalıcı etkisi çok olan kırmızı ojeler, bordo ojeler bilirsiniz. Yani tırnağınızın rengini de boyar. Onlar da çok etkili. E vitamini içeriyor, kurutmadan sonra falan. Orası fasafiso. Öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum. Bence şey yapıyor. Ama tırnaklara zarar vermeden çıkarıyor. Böyle tek hamlede pamuğa damlattığınızda o simli desenli ojelerinizi bile hemen çıkarabiliyorsunuz. O yönden bunu çok seviyorum. Fiyatı ne olursa olsun alacağım bir ürün. Be Beauty'nin gratislerde satılıyor tekrardan. Şöyle göstereyim. Onun dışında uygun fiyatlı deodorant, işte sprey deodorant arayanlar Watsons'ın bu deodorantlarına bence gönül rahatlığıyla bakabilir. Ben pudralı olan, bir de pudrasız olanını almıştım. Pudrasız olan çok güzel. Pudralı olan da şöyle yakından tutmamanız gerekiyor. O zaman koltuk altını acayip derecede yakıyor. Yani nasıl diyeyim, sprey formu, şu sprey formu var ya, o acıtıyor. O yüzden yakından sıkmayın diyorum. Yoksa hani içeriğindeki maddeden kaynak değil. Ama tabii ki kimyasal içeriyorlar arkadaşlar. Tamamen içeriği temiz diyemem. Ama uygun fiyatlı mı? Evet, uygun fiyatlı. Watsons'da bazen ikinci ürüne bilmem 1 lira, işte ikinci ürüne 2 lira, %50 indirimli falan kampanyalar olduğunda alabileceğiniz bir ürün. Çok böyle temiz, fresh kokuyor bu mavi olan. Shower diye geçer sanırım.
fresh işte yazıyor üzerinde artık bilmiyorum. Şöyle tekrar ambalajını göstereyim. Kokusu böyle çok hafif rahatsız edici değil. Benim kokan hassasiyetim var. Anında başım ağrıdı. Beni rahatsız etmedi öyle söyleyeyim. Temiz bir kokusu var yani. Gerçekten temiz bir kokusu var. Bakabilirsiniz. Deodoranttan devam etmişken Garnier'ın bu mineral deodorantına gelelim. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok seviyorum. Tabii ki bir kokuyu hapsetme olanı bence sağlamıyor. Yani ben de bu deodorantlarda Rexona dışında sanırım koku hapsedebilen yok. Yani evet temiz bir kokusu var. Burada 48 saate kadar işte temiz koktuğunu ter kokusu kokmadığını söylüyor. Ama çünkü şöyle bir 3-4 saat sonra terlemeye başlıyorsunuz. Hele ki hani nemli bir yerde yaşıyorsanız terlememeniz imkansız ve orada da koku durumu söz konusu olabiliyor. Bence kokuyu önlemiyor ama çok güzel. Yani kendi kokusu var. Tertemiz kokuyor ve 3-4 saat rahatlıkla gidebilir. Ben çok seviyorum bunu. Genelde ben bu deodorantları zaten tek başına değil de normal kendi roll-on deodorantlarının üstüne sıkıyorum. O zaman kalıcılığını arttırıyorum. Yani siz de öyle yapabilirsiniz. Mesela yıllardır vazgeçemediğim Rexona'nın bu işte Black and White roll-on 48 saate kadar işte etkili olduğunu söylüyor. Tabii 48 saate kadar etkili, 2 gün etkili değil. Yani günlük etkisi var bunda. 24 saatlik diyebiliriz. Yani sabah tazelersiniz. Ertesi sabah kalktığınızda bir hani çok değil ama bir ter kokunuz yine vardır öyle söyleyeyim. Ama sanırım bunun içeriği değiştirildi arkadaşlar. Ben bunu kullanırken daha güzeldi. Ben sonradan bir tane daha aldım. O bu kadar etkili değil. Ya bilmiyorum içeriği değişmiş olabilir. Evet fiyatlar artıyor ve içeriklerle oynanıyor. Ham madde eksikliğinden kaynaklı olabilir. O kadar iyi bir kimyager değilim. İçeriklerini araştıramıyorum, analiz edemiyorum ama içeriğini değiştirebileceğini düşünüyorum kendimce. Tabii ki siz benden daha iyi biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ama eski kalıcılığı daha iyiydi bence. Duş jellerine gelelim. L'Oréal de Marsilya'sın. Umarım doğru okudum. Duş jellerini çok severek kullanıyorum. Ama kendi klasik duş jelleri değil. Ben bu serinin aşığıyım. Ben bunu Instagram'dan da çok fazla size söyledim. Özellikle bu fesleğen ve karpuzlu olan bunu kim bir araya getirdiyse sanırım ilk bitenler mi diyeyim daha önceki bundan önceki bitenler videomda da sanırım bu vardı. Gerçekten elimin gittiği bir şey duş jeli sürekli. Çok güzel kokuyor. Çok kalıcı kokusu ve vücudunuzu nemlendiriyor. Ya bebek gibi yapıyor. Aslında bu markanın bütün duş jelleri öyle. Vücudunuzu nemlendiriyor. Hani kurutmuyor. Diğer duş jellerinin aksine. Ama koku olarak yani benim gibi koku manyağıysanız banyonuz kokuyor. Siz kokuyorsunuz. Böyle hani banyonun kapısını da biraz açık bırakırsınız da içeri nemlenmesin diye. Böyle koridora yayılan o koku. Ben çok seviyorum. Özellikle tekrardan bundan alacağım. Uygun fiyatlı 10 küsüre satılan. Hadi olsun 20 küsür ama kesinlikle hak eden parasını hak eden 400 ml'lik bir ürün. Bu da vanilyalı olanı 250 ml. Kokusu beni çok cezbetmedi. Normal stabilitede. Hani bitse de şey yapsam tekrar başka bir şey alsam dediğim bir duş jeli oldu. Bunda sadece böyle süt kokusu var. Vanilya sütü aromalıydı sanırım. Bu aynen vanilya sütü. Süt kokusunu bari hissedebiliyorsunuz. Öyle. Diğer duş jeli de şu İpek'in İpek şampuanlarını bilir miydiniz? Bilmem. Çok önceden ben küçükken falan böyle anneannemler kendilerini alırdı. Hala da vardır. Onlar duş jeli çıkarmıştı. Instagram'dan da ara ara duyurmuştum sizlere. Hediye olarak bana da göndermişlerdi. Diğerlerine ne yaptım hiç bilmiyorum da. En son bu işte incir sütü olan kalmıştı. Bunun da kokusu güzel. Çok kalıcı değil. Hani inanılmaz bir kalıcılığı yok. Ama kokusu çok temiz, rahatsız edici değil. Ve gerçekten böyle bu da incir sütü var içerisinde. Süt sanırım nemi sağlayan sanırım süt ondan anladığım kadarıyla. Cildinizi yenilediğini, beslediğini, yumuşaklık verdiğini falan filan vaat ediyor. Ama sizin bir duş jelinden beklentiniz ne? Bir cildimi kurutmasın. Ondan sonra işte güzel koksun falansa alabilirsiniz. 400 ml bu çok daha uygun fiyatta. Özellikle Migros'larda takip edin. Çok ucuza düşüyor. Bu tarafı bitirdik. Şimdi sıra bu tarafta. Biraz bu bioksin setinden bahsedelim.
şu kadar kullanabilmişim, sadece şöyle yazıyorum, şu kadar kullanabilmişim, hala içinde bu kadar var. Neden kullanamadığımı soracak olursanız, çabuk bozuldu, yapısı bozuldu. Böyle yapısı doğal olduğu için sanırım ondan kaynaklanıyor. Doğal yapıyorsanız bence, yani benim fikrim, ürün içeriğini doğal yapıyorsanız ml'lerini küçük tutmalısınız. Yani bu 400 ml'likti sanırım, 500'müş. 500 ml'lik bir ürünü doğal bir ürün yaparsanız bu ürün nasıl korunacak ve 500 ml'lik bir ürünü tek başına bir insan nasıl bitirecek? Benim bunu vücuduma da kullanmam gerekiyor ki ben öyle bitireyim. Bir kere seri tam olarak baştan sona iğrenç kokuyor. Gerçekten kokusu çok ağır. Ama işte sivilcelerimle baş etsin. Hani ben bu kokuya dayanırım diyorsanız, ki ben dayandım. Koku hassasiyetim olmasına rağmen dayanılmayacak bir koku değil ama gerçekten kötü bir koku. Kalıcı değil ama öyle söyleyeyim. O an yıkarken veya sürerken geliyor koku, sadece burnunuza sonra geçiyor. Karma ve yağlı ciltler için olan bir yüz temizleme jeli. Akneye meyilli bir cildiniz varsa zaten bu seti kullandığınızda ciddi anlamda akneleriniz hemen geçiyor. Ama şöyle bir şey var, ürünü bıraktığınızda tekrarlıyor. Yani bu ürünü alıp böyle sürekli kullanmanız gerekiyor. Ben bu ürünün reels'ını da çekmiştim. Gerçekten sivilcelerimde etkisi oldu. Çok beğendim. Ama bunun küçük ml'si 200 ml'lik falan da var. 200 ml'lik setini şu şekilde alıp daha sonrasında işte düzenli olarak artık ömür boyu kullanırsanız sivilcelerinizde çok ciddi etkileri olacaktır. Geçiriyor. Anında geçiriyor. Öyle söyleyebilirim. Bu da işte sebum dengeleyici olan kremi. Kreminde de aynı koku var ama bu tabii ki 50 ml olduğu için bitti. Bunu kullandım, gayet memnundum. Güzel yumuşaklık veriyor, güzel koruyor, şey yapıyor falan, hani aknelerinizi kurutuyor. Onun dışında asıl akneyi kurutan bu serum arkadaşlar. Bir de bu şey, yağlı cildin sebum dengesinin, hani sebumunu dengeliyor, pH'ını nötrlüyor diyebilirim. Yani o yağ görüntü olmuyor. Evet, nerede kalmıştık? Telefon çaldı. Bir ara vermek durumunda kaldım. Nijen dağıtmalıklarıyla alakalı bir şey sordu da boş. Neyse, bu serumda kaldık sanırım. Asıl sizin sivilcelerinizi kurutacak olan, anında bakım yapan bu serum arkadaşlar. Bunu lokal olarak uyguluyorsunuz. Bunu tüm cildine uygulayan arkadaşlarımız da var. Tüm cildinize uygulamayın. Bunu sivilceniz çıktı ya, oradaki kızarıklığı alıp anında aknenin kurumasına, hani 2 günde kurumasına yardımcı olacak bir serum. Tabii bir günde bir sonuç beklemeyin. Hiçbir cilt ürünü anında böyle etki vermez. Ama o kızarıklığını alır, içindeki apseyi böyle kurutmaya yardımcı olur. Ve 2 gün içerisinde sizin o kocaman olan sivilceniz kurur. Ki beni biliyorsunuz, ben çok fazla sivilce problemi yaşıyorum, akne sorunu yaşıyorum. Instagram'dan özellikle takip ediyorsanız bu konuda ne kadar çok şey yaşadığımı bilirsiniz yani. Cildimi bu duruma getirmek hiç kolay olmadı. Tabii bu ürünlerin dışında bir dünya ürün denedim. Ama artık market ürünleri, kimyasal ürünler kullanmamaya başladım. Onu da ayrı bir videoda konuşuruz, şu an konumuz bu değil. Dediğim gibi bu konsantre bakım serumu olarak geçiyor. Aynen dediklerimden farklı bir şey dememiş. Günde 2 defa kullanabilirsiniz. İşte sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkarsınız. Tabii cildiniz alışana kadar, her cilt bakımı için konuşuyorum. Cildiniz alışana kadar arkadaşlar günde bir defa kullanın. Hatta 2 günde bir kullanabilirsiniz ürünleri cildiniz alıştırana kadar. Sonrasında önce kusacak cildiniz, o deri altındaki yağlı tabaka, akneler falan yüzeye çıkacak. Korkmayın. Bunu bütün akne ürünleri yapar. Hani bunu La Roche bile yapar. Birazdan La Roche hakkında da konuşacağız. O yüzden korkmayın. Daha sonrasında onarmaya başlayacaktır. Ama dediğim gibi kokusu çok rahatsız edici. Kişiden kişiye değişir bu ama. Alırsanız küçük ml'lisini alın. Hemen bozuluyor. Bu konuda biyopsinin gerçekten bir şey yapması gerekiyor bence. Kendileri göndermişti. Teşekkür ediyorum. Veniş Costa ne alaka, nereden çıktı hiç bilmiyorum ama bunu da bitenler de anlatırım diye kaldırmışım. Kutusu çok güzel bu arada. İçinde ölçüyü falan da var. Bunu başka bir şey olarak değerlendiririm yüksek ihtimalle. Ama inanılmaz, gerçekten inanılmaz bir ürün. Ben çok severek kullanıyorum. A101'den 16-17 gibi bir fiyata alıyorum arkadaşlar.
İşte beyazları yıkadığım zaman da bir ölçek normal toz deterjan kısmına toz deterjanımın dışında ekliyorum. Bu kaçıncı kutum bilmiyorum. Yüksek ihtimalle de onun için saklamışımdır size anlatmak için. Severek kullanıyorum. Tabii ki o gri perdelerini de beyazlatmaz. Bunu yapmıyor. Onun için ekstra tül beyazlatıcılar var. Bilmiyorum. Tam o kadar ev hanımı olamadım. Kendi evimde olsam da o kadar ev hanımı olamadım ama bakacağınız bir ürün olsun. Aklınızda bulunsun. Fiyatı uygun. 20 liranın altında. Kaç? 400 gram. La Roche hakkında konuşalım. La Roche'un efektler serisi. Sivilce tedavimi ilk başlamıyorum. Bu arada tedavi dediğim Roaktan tedavisi falan değil. Kendi kendime başladığım bir tedaviydi. Kendim sivilce tedavimi ilk başladığımda kullandığım ürünler arasındaydı efektler serisi. Tabii fiyatlar çok yüksek olduğu için o zamanlar yüksek diyordu. Şu an daha yüksek. Keşke o zamanlardan alıp stoklasaydım diyorum ama neyse hiç sıkıntı değil. Daha güzel ürünlerle tanıştım. La Roche da çok güzel bir ürün ama. Önce derinizin altındaki tüm o yağlı tabakayı kusuyor, kusturuyor. Önce cildiniz bir hafta 10 gün falan böyle sivilceleniyor. Diyorsunuz ki aa bana alerji yaptı. Hayır alerji değil. Sonrasında cildinizi bebek gibi yapıyor. Ama bunun kremi de var. Kremine ne yaptım bilmiyorum. Atmış olabilir. Kremiyle birlikte kullanın. Fiyat olarak bir tık fazlalar. Ama cildimiz en büyük yatırımımız. Yani ne kadar makyaj malzemesi kullanırsak kullanalım. En pahalı makyaj ürünlerini de alsanız. Bakın Maybelline L'Oreal alıyorum. Hala cildim kusuyor ve hala tam o dengeyi sağlayamadım. Sivilcelerden kurtuldum ama burun bölgemdeki o kusmalardan, o nasıl diyeyim, deri döküntülerinden hala kurtulamadım. Ki cildim hep karma olmasına rağmen, nemlendirici falan bol bol kullanmama rağmen kese de yapıyorum, peeling de yapıyorum ama hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yine de diyeceğim o ki cilt bakım ürünlerine artık para verin. Ben öyle yapmaya başladım. Öyle yaptığımdan beri cildim düzeldi. Ne olursa olsun ucuz olsun hani işime yarar diye düşündüğüm tüm ürünler mahvetti cildimi. Hiçbir ürün kullanamadım. Makyaj malzemesi de kullanamadım ve cildimden soğudum, kendimden soğudum. Aynaya bakamaz oldum. O yüzden artık parayı verip alıyorum. Aylarca da kullanıyorum. Daha mantıklı oluyor. Siz de öyle yapın. Çekinmeyin, gücenmeyin. Bu tanışma kitiydi de kaç emellik? 50 emellik. İlk önce isterseniz tanışma kitlerini alın. Şu an 75 lira gibi bir fiyatta. Kremiyle birlikte 85 lira olabilir. Tabii ben başladığımda 45 liraydı. Ondan sonra işte 200 ml'lik boyu var, 100 küsüre düşüyor indirim zamanları, işte 400 ml'lik var, daha avantajlı olabilir, onlara bakabilirsiniz. Doğa kozmetik tedavi sürecime başladığımda dedim ki doğa kozmetik en uygun fiyatlı ve asitleri saf halde, saf demeyeyim de en fazla asit oranını alabileceğiniz veya en fazla hani ürün içeriğini alabileceğiniz bir marka. Hem uygun fiyatlı hem de işte dediğim gibi içerik olarak mesela mandelik asit %5'lik mandelik asitte hiçbir marka kullanmaz. Kullansa da uygun fiyatlı olmaz. Mesela AHBH serumunu da almıştım. Ancak bu da taze olarak yapılıyor. Hani kimyevi maddeler olduğu için arkadaşlar bu asitli ürünler bir nevi. Bunlar taze olarak üretildiğinde 6 aydan sonra etkisini yitiriyor. Bizzat kendileriyle iletişime geçtim. Bir yanlış anlaşılma sonucu Instagram'dan iletişime geçtiğinde numaramı isteyip benimle konuşmuşlardı. 6 aydan sonra her cilt bakım ürünü etkisini yitiriyor. Aklınıza bulunsun. Tarihi geçmez ama etkisini yitirir. İlk 6 ayda verdiği etkiyle 6 aydan sonra verilen etki bir olmazmış. Bana bunu kendi kimyagerleri, biyologları açıkladılar. O yüzden size bunları çok kullanmadım. Bir yıla yakın aldıktan sonra çünkü unuttum bir yıla yakın falan oldu. Sonradan da cildimde alerji yaptı. Yani sivilcelenme yaptı. Yani cildim çok hassas olduğu için asitlerle anlaşamadı. Ama çok seveni var. Gerçekten Doğa Kozmetik'in ürünlerini çok kullanan, çok seven, çok güzel de anlatan insanlar var. Skin flosserlarımız var. Ama ben o grupta olmayacağım. Yani güzel içerik olarak güzel işe yarayacak ürünler ama yanlış kullanıldığında cildinizde daha kötü sonuçlar olabilir. En uzun kil maskesi. Bu da bozuldu ya. En üzüldüğüm şey o zaman var ya 75 liraya kendime kil maskesi aldım diye diyordum ki ben buna 75 lira verdim. Kimseye kullandırmıyordum falan. Şimdi 75 lira
Hiçbir şey geliyor gerçekten ürünlerde maalesef ki. Ama şöyle mesela kıyaslayarak gidecek olursak Kleder mi? 5 liraya almıştım Migros'tan ve daha güzel. Bundan daha güzel. İkisi de genel olarak agresif bir maske. Çünkü kir maskesi arkadaşlar. Yani hassas ciltler çok sevemeyebilir, çok iyi anlaşamayabilir. Çünkü yüzünüz kızarabilir. Öyle söyleyeyim. Ama sonrasında yatıştırıcı, aloe içerikli, aloe vera içerikli ürünler kullanırsanız yatıştırıcı cildinizin kızarıklığı gider. Veya termal su tarzında bir şey sıkarsanız cildinizin kızarıklığı gider. Çok agresif dediğim gibi bu kredilerini ben bitirdim. Kaç tane bitirdim hiç hatırlamıyorum. Ciddi çok ucuz. Cidden çok ucuz. 5-10 liraya alabileceğiniz bir şey. Hatta ara ara BİM'e de geliyor. Kız arkadaşlarım sürekli stokluyorlar. Ben artık almıyorum cildimde hassasiyet oluşturduğu için. Sinos da güzel arındırıcı bir kir maskesi. Severek kullandım. Ona göre daha yüksek fiyatlı. Ama etkileri hemen hemen aynı. Bunun etkisi daha fazla diyebilirim. Çünkü sanırım bunun içerisinde birazcık alkol, parfüm tarzı bir şeyler olduğu için tam bilmiyorum. Ondan kaynaklı olabilir. Bu direkt saf kir maskesi gibi bir şey. Maskaralara gelmeden önce şu dip liner'ımı anlatayım. Pretty by Flormer'ın. Ben eyeliner çekmeye başladım. Başladıktan sonra eyeliner çekmekte çok zorlandım. Aşırı zorlandım. Yapamıyordum, edemiyordum. Sonra eyeliner değil de dip liner deneyeyim dedim. Dip liner'la her şeyi çözdüm. Dip liner'ı daha iyi kullanabiliyorum. Daha güzel çekiyorum. Eyeliner'lar çok ince geliyor ve kullanamıyorum. O yüzden de eyeliner yerine sürekli dip liner kullanırım. Bu da şöyle bir dip liner. Çok güzel. Yani böyle siyah kalıyor. Etkisi güzel olan uygun fiyatlı alabileceğiniz bir ürün. Buraya 4 tane maskara bırakma. Yoruldum. Konuşmaktan yoruldum. 4 maskara bitti diye koymuşum arkadaşlar. Daha attığım birçok maskara var. Başta Essence'ı konuşalım. I Love Extreme maskarasını sevmen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Fırça yapısını görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle. İlk açtığınızda çok akışkan, çok siyah, yapış yapış yapacak bir şey sahip. Onu söyleyeyim. 28 lira oldu herhalde. 30 küsüre çıktı mı hatırlamıyorum ama en son 28'di diye gördüm. Tabii 30 liraya da çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Ama alabileceğiz. Uygun fiyatlı, bayağı Ayşe kadar uzatan, tek tek ayıran bir maskara. Bakabilirsiniz. Ben çok severek kullandım. Elimde sürekli gider yani. Böyle elimde fazla maskara olmazsa, maskara ihtiyacım varsa, riske girmeyeceksem kesin çözüm olarak bunu alırım. Ama ilk açtığınızda dediğim gibi çok ıslak yapısı. Başka bir maskaranın, biten bir maskaranın fırçasıyla onun üzerinden geçiyorum ayırmak için. Yapışıyor çünkü ama sonrasında oturunca çok güzel oluyor. Avon'un şöyle bir maskarası var. Ben bunun ürün incelemesini size yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum. Bir yaz kısmında olabilir. Oradan bakabilirsiniz. 5 in 1 Lash Genius mu denir? Öyle bir şey. Neyse arkadaşlar. Çok iyi İngilizcem yok. Çok iyi okuyamıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Esas mı derseniz bu mu derseniz bu derim. Fiyat olarak 40 küsür sanırım şu an. Fırça yapısı bu şekilde. Sanırım 40 küsür lira. Ama fiyatına değiyor be. Gerçekten Avon maskara konusunda kendini aştı diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle şu Unlimited. Daha arşa kadar uzatan bir maskarayla tanışmadım. Size bir ara birisi fake it diye tanıtıyordum. Arşa kadar uzatır diyordum ya. Bu ondan da etkili arkadaşlar. O kadar güzel ki şu göstereyim. Bunun tanıtımını yapmıştım. Avon Unlimited maskara olarak geçiyor. Bu da 40 küsür fiyat şeyleri zaten skalalara birbirine yakın. Avon'un şu iki maskarasından lütfen bakın. Gerçekten bakın Essence'ı sevenler bunları daha çok sever. Bana Essence'ı böyle kenara attırdı. Ben çünkü bunları bunu 3 defa falan aldım herhalde. Sonra annemi doğum günde anneme aldık. Ebuş'a aldım. Yani gerçekten benden maskara isteyenler böyle uzatsın arşa kadar uzatsın kıvırsın diyenler Unlimited'ı kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Onun dışında Beauty's'in Loaded maskarası.
Önceden uygun fiyatlıydı. Önceden 10 küsüre alabileceğiniz bir maskarayken şu an 20 küsüre 30 küsüre alabileceğiniz bir maskara bence uygun fiyatlı değil. Çünkü bakın rakipler de zaten birbirine yakın. Bunda dökülme yapıyor bir de. Tamam, çok dolgun gösteriyor. Kirpi hiç yok, insanlar bunu alsın. Gerçekten kıvırır, kaldırır, şöyle yükseltir mi diyeyim, uzatır, hacim verir. Konuşamadım. Hacim verir ama birkaç saat sonra da göz altlarınızı sürekli böyle sürekli temizlemek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Çünkü dökülme yapıyor. Beauty maskaraları genel olarak dökülme yapıyor. Ha, bir tane körlük deniyorum şu an. O yapmıyor. Bak o yapmıyor. Onu kullanıyorum. Gayet de severek kullanıyorum. Uygun fiyatı 18'e mi aldım ben onu? 22'ye mi? O tarz bir şey. Ama fiyatlar bu kadar birbirine yakınken tam nokta atışı olsun, bir tane maskaram olsun, iyi olsun diyorsanız Avon'un Unlimited maskarasını bence alın. Bakın o 5 in 1 Lash'ı da demiyorum. Unlimited. Draması değil. Unlimited'da bir de dramasını çıkardılar. Daha siyah bakışlar elde etmek için, daha hacimli bakışlar elde etmek için. O da değil. Onun fırça yapısı bambaşka, bunun fırça yapısı bambaşka. Öyle bir uzatıyor ki arkadaşlar, kirpim yok diyen buna tanışırsa görür yani gerçekten. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bugünlük bu kadar olsun. Çok yoruldum. Şimdi bunları çöpe atıp bir rahatlayıp daha sonrasında video editleyip yükleyeceğim. Sınava çalışmam lazım. Yarın sınavım var arkadaşlar. Dua edin bana. Öyle. Bu da zaten. Siz şu an büyük ihtimal bunu izlerken pazar kahvaltınızı falan hazırlıyor oluyorsunuz ya da bakımlarınızı yapıyor oluyorsunuzdur. Umarım böyle güzel güzel atıştırmalıklarınızı, yemeklerinizi yerken size eşlik ediyor olmuşumdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Büyüyoruz. Günden güne gerçekten büyüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve hala pes etmeden devam ediyorum. Bakın çok büyük bir rakam değil abone sayımız ama devam ediyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İzlemeye devam edin beni. Abone olmayı da unutmayın. İzleyip izleyip gitmeyin. YouTube'dan hemen böyle hani şu an belki benim eklediğim linkten gelip izlediğiniz için giremiyorsunuz. Hemen buradan çıkın. Gidin YouTube, kendi YouTube'unuza. Oradan Biyolon Kalemi diye arattırın. Hemen abone olun. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Böyle kendi hayatımdan kesitler paylaştım. Ürün incelemelerimi, yorumlarımı paylaştım. Bir kanal biliyorsunuz artık burada çok rahatız. Belki yeri gelir sizleri de ağırlarım. Çok çok isterim yalnız başıma olmaktan. Çok sıkıldım çünkü. Neyse öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.